Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Artık YouTube'da ben de varım. Baktım herkes giriyor. Dedim neden ben girmeyeyim? Bu kanalda sizlerle birlikte neler yapacağız? Önce size biraz kendimden bahsedeyim. Adım Ahmet Emin, soyadım Erdal. Osmaniye'de yaşıyordum. Ancak 2019 senesinde sınava girerek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sınıf öğretmenliğini kazandım. Şu an birinci sınıfım. Birinci dönemim bitti ve ikinci döneme geçtik. İlk dönemki derslerim çok yoğun değildi. Zaten İngilizce muafiyet sınavına girerek İngilizce'de muaf olmuştum. Toplam 7 derse giriyordum. İlk dönemimde haftanın 4 günü dersim vardı. Öğleden önce de öğleden sonra. Hani toplasan daha minimuma iniyordu. İkinci döneme geçtiğimizde haftada kaç gün olduğumu söylesem, dersimin olduğunu söylesem çok şaşıracaksınız. Söyleyeyim. Salı günü dersim yok. Cuma günü dersim yok. Perşembe günü dersim yok. Toplam haftada 2 gün dersim var. Sonuçlar açıklandığında yaşadığım tepki. Yani o an neler hissettiğim. Beklediğim sonucu mu aldım? Yoksa daha düşüğünü mü aldım? Peki hangi üniversiteyi bekliyordum? Hangi bölümü istiyordum da olmadı? Bu gibi konuları hep birlikte sizlerle konuşacağız. Bir de benim Uplifers gibi bir listem var. Bu liste kısaca açıklayacak olursam. Ölmeden önce yapılacaklar listesi. Toplam 75 gibi bir sayıda maddem var. Bunların yaklaşık 20 tanesini gerçekleştirdim. Daha geriye kaldı 55 tane falan. KYK yurtta kalıyorum. KYK yurdunda. O yurdu sizlerle birlikte gezeceğiz. Çok talep oluyor böyle şeylere. Merak ediliyor. Çalışma sistemi nasıl oluyor? Düzen nasıl? Bu gibi soruları sizlerle birlikte hep beraber konuşacağız. KYK yurt valizimi sizlerle birlikte dizeceğiz. Mezuna kalmak mı yoksa ilk yılda gitmek mi? Bu tür sorulara sizlerle birlikte cevap vereceğiz. Çok merak edilen ve benim senemde de benim çok merak ettiğim bir soru var. Ki daha önce yaşamış birisi olarak sizlere yardımcı olmak benim için bir onurdur. Dershaneye gitmek mi? Temel liseye gitmek mi? Evde round sistemiyle çalışmak mı? Round sistemini biliyorsunuz. İnternette bir koç oluyor. Koçtan bayağı bir kitap alıyorsunuz. Eğitim setleri var. Onları birlikte çalışmak. Aslında bu evde çalışan insanlar için bayağı düzenli olur. Ancak ben evde çalışan, yani evde kimse olmasa bile sessizlikle çalışan bir insan olmadığım için bu olaya sıcak bakmıyordum. Yoksa kütüphanede çalışmak mı? Masa kiralamak mı? Masa kiralamak hakkında ilginç anılarım var. Daha sonrasında YouTube'da ders hocalarıyla birlikte evde yine onlarla birlikte çalışmak mı? Ben buna biraz sıcak bakıyorum. Daha sonrasında neyim var? Bu kadar. Peki kullandığım kaynaklar nelerdi? Yani aralarından seçtiklerim Apotemi var ya. Apotemi ya. Apotemi çözdüm ve hangi bölümdeyim şu an? Sınıf öğretmenliği bölümündeyim. Aslında çözemedim. Daha sonrasında MSİ sınavına girdim ve size bir şey göstereyim. Gösteremiyorum şu an. Evet, burada. MSİ sınavına girdim ve girdim. Sizler olduğunu çok söylemek istemiyorum. Bizim senemizde 96 liraymış. Şu an 100 lira oldu diye biliyorum. Ancak YKS sınavına girince istediğimin onda birini gerçekleştiremedim. Normalde 70 net yapan bir insan olarak TYT sınavında yaptığım neti duyarsanız aşırı şaşıracaksınız. Bir de sizlerle birlikte TYT ve AYT sınav netlerimin kaç net olduğunu, sınıf öğretmenliği için kaç netin yeterli olacağını, hangi bölümü istiyordum, şurada yazıyor biraz dikkatli okursanız. Yani 15 binlik, 20 binlik bir yer bekleyerek farklı bir sınav sıralamam oldu. TYT çalışın. AYT aklı olan her insan yapar diye düşünüyorum. AYT'm çok iyi, 50 netim, 50'ye yakın netim vardı. TYT'de onu bile yapamadım. Düşünün, yani hukuk isteyen bir öğrenci bir sene boyunca 70 net yapıp sınavda nasıl bu kadar düşük bir net yapar? Onu söylemiyorum çünkü diğer videolarıma saklıyorum. Bakın, yapılacaklar şeyim var burada. Arkasında MSİ sınavım var. Burada benim şu YouTube kanalımda yapacağım listeler var. Son iki maddeyi de söyleyeyim. Söyledim aslında. TYT ve AYT sınav netlerim ve sınıf öğretmeni için kaç net gerekir? Kullandığım kaynaklar, MSİ sınavına yönelik yapılması gerekenler, sınıf öğretmenliğindeki kullandığım kitaplar. Bakın, şey demeyin bize. Sınıf öğretmenliği basit. Okuma yazmayı öğretiyorlar. Okuma yazmayı öğretiyorsunuz. Hayat bilgisi, sosyal bilgiler gibi konuları dersleri öğretiyorsanız biz fizik öğretmeniyiz, zor falan tarzında konuşmalara girmeyelim. Bizim de zorluklarımız var. Şimdi kitabın içinden birkaç bölüm açsam söversiniz.
Bundan ötürü açayım mı ya? Açıyorum artık. Örüntü sistemi. Kitabım parçalandı. Bakın burada ne yazıyor? Dört ile bölünebilmenin kuralı son iki basamağının ya sıfır olacak ya da dördün katı olacak. Bunu biz YKS'de de gördük ancak bize yine gösteriyorlar. Daha sonra eğitim sosyolojim var. Bu kitap kaç sayfa? Söyleyeyim mi size? 548 sayfa. Yani kolay değil arkadaşlar. Öyle. Daha sonra eğitime giriş var. Bu kitap en önemlisi. En önemli kitap. İçinde 40 tane konu var. Eğitim ve öğrenim ortak olarak okul ve sınıf. Eğitim felsefesi, eğitim psikolojisi, eğitim teknolojisi, eğitim hukuku. Daha sonrasında eğitimin amaç ve işlevleri, okul düzeni, eğitim bilimlerinde yöntemler gibi konular var. Daha sonrasında benim az kalsın kalacağım sınav vardı burada. Bir saniye. O burada. Aha, buldum. Bu da benim az kalsın kalacağım sınavdı. Türk dili sınavı. Ya kolay bir konu. Ben ilk sınavdan 100 bekliyordum. Sonra 50 aldım. Geçme notu bizim CC. Ancak ben 50 aldım. Diğer sınavdan da 92 almıştım ve geçtim. İngilizceye aşırı bir merakım var. Bugünden itibaren İngilizcemi C1 seviyesine getirmeye yönelik düşüncelerim var. Planlarım var. İngilizce seviyemi soracak olursanız, hayır sormuyoruz falan diyormuşsunuz. İngilizce seviyem anlık olarak B1'den üst olarak B2. Bu benim önceki kullandığım kitap. Şu an Hacettepe Üniversitesi'nin öğrencilerin kullandığı kitap var elimde. Bayağı kalın bir kitap. Güzel. Ya İngilizce basit. Ben zor olduğunu düşünmüyorum. Sevdiğim bir şeydi. Peki bir yıl boyunca kullandığım deneme sınavları da diğer videolarımda sizlerle paylaşacağım. Ben çok fazla deneme sınavı çözdüm. 300. Daha fazla belki. Hepsinden de yani kaliteli deneme sınavların neler olduğunu biliyorum. Bu kitabı kesinlikle alın. Diğer videolarıma kalmadan. Hangi kaynakları kullandım? Hangi kaynakları kullandım? Bakın elimde hangi iki kaynak var. Bunu teaser şey yaparım. Kapağı yapar mıyım? Hangi kaynaklar var elimde? Apotemi ve yine Apotemi. Birisi TYT Sur Bankası, diğeri problemler. Ben TYT matematiği yapamayan bir insandım ve artı olarak problemleri de yapamayan bir insandım. Yapamıyorsun, niye Apotemi alıyorsun diye soracak olursanız, işler bayisine gittiğimde kırtasiyesine, yanımda fen liseli bir çocuk vardı. Matematik netişi şu an 40'la bir yere yerleşmiştir. İkisi de. Çocuk alıyordu, dedim benim ondan ne eksiğim var diyerek bir artistik olarak Apotemi aldım. Çözemedik. Öyle. Sınav. Peki hedeflediğim sınav netleri vardı. Direkt size buradan göstereyim. İsterseniz durdurabilirsiniz. İsterseniz durdurabilirsiniz. Ben 30 tane TYT matematik bekliyordum. Ancak 4,75 matematik netiyle. 30 tane Türkçe netim. Daha kötüsü var. 10 tane sosyal netim. Yani olmayacak netleri yaptım. Sınav senemde hayatta 60'ın altına düşmezken sınavda onun kaç kat aşağısına düştüm. Evet arkadaşlar, dediğim gibi artık YouTube'da ben de varım. Sizlerle birlikte önümüzde kocaman seneler var. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz, like atarsınız ve arkadaşlarınıza gönderirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.